Öncelikle arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün PDR ve TL ile ilgili dersimizi işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu hazırladığım özgün kendi soruları. Şimdi test 1 ile başlayalım. Hani 4 gün boyunca zaten birlikte soru çözeceğiz. Soru 1'e bakın arkadaşlar. Test 1, soru 1. Şöyle bir de anket başlatalım. Bir okuyun arkadaşlar. Süreniz ortalama 2 dakika. Evet arkadaşlar, süremiz doldu. Şöyle bir bakalım, hani anket sonuçlarına da bakalım. Genel olarak. İncelediğimizde arkadaşlar kaç kişi? 3 kişi D cevabını vermiş arkadaşlar ve tabii katılmayanlar da var. Katılmayan arkadaşlarımız da hani katılırsa çok daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar hepinizi şöyle anlatalım. Kalemimizi de alalım ve teker teker gidelim. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bir sosyal psikoloji uzmanı laboratuvar ortamında yaptığı çalışmada, biliyorsunuz arkadaşlar hani eşin deneyi değil mi? İşte Şerif'in gibi bir takım hani deneyleri var değil mi? Laboratuvar ortamında yaptığı çalışmada öncelikle odada olduğunda deneye odadaki rafı düzenleme emri veriyor. Yani ilk başta herhangi bir odada değil mi? Rafı düzeltme emri veriyor. Ardından odadan çıkıyor ve deneyi telefonla arayarak odadaki rafı düzeltme emri veriyor. Araştırmacı sonucu raporladığında telefonla emir verdiği zaman itaat davranışının %65'ten %22'ye düştüğünü saptıyor. Şimdi arkadaşlar demek ki ilk başta hani yüz yüze bir iletişim var değil mi? Odada veriyor emri, ardından da dışarı çıkıyor ve telefonla arayarak odadaki rafı düzeltme emri veriyor. Değil mi? Buradan anladığımız, paragraftan anladığımız bu. Araştırmacı uyuma davranışını etkileyen ortamsal etki ilkelerinden hangisine etkisini araştırmıştır. Şimdi A şıkkına bakalım. Hani teker teker irdeleyerek gidelim. Hani burada maksat soru çözümü değil, soruları irdeleyerek gitmemiz. Baktığımızda A şıkkına değil mi arkadaşlar? Soru ekranını büyütebilirsiniz. Sol ek, üstten sağ üstten. Tamam. Hemen şey yapayım, biraz daha büyüteyim. Uygun değil mi ama şu anda abi? Okuyabildiğim mesafede mi? Okuyabildiğiniz mesafede mi? Tamam. Şimdi grubun büyüklüğünün etkisi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz grup ne kadar çok hani büyük olursa değil mi? O kadar uyuma davranışı artıyor. Diyelim ki işte bir kişi yukarıya baktığında değil mi? 2, 3, 4, yani yukarıya bakan sayısı arttıkça değil mi? İnsanların da bakması yine aynı şekilde artıyor. Ama burada tabii ki grubun büyüklüğünün etkisiyle ilgisi var mı? Yok. Grubun söz birliği, yine düşünün arkadaşlar, bir meclis ortamı değil mi? Bir kişinin söylediği mi yoksa grubun söylediği mi? Değil mi arkadaşlar? Bu da değil. Azınlığın etkisi. Şimdi bazı durumlarda tabii ki azınlığın etkisi de olabiliyor. Mesela ne gibi? İşte Atatürk'ün değil mi? Tek başına meclisi ikna etmesi gibi. Bazen bu durumlarda azınlığın etkisi oluyor ama yine aynı şekilde burayla herhangi bir ilgisi yok paragrafla. Şimdi arkadaşlar yüz yüze olma etkisi demiştik zaten. Cevabımız D şıkkı. Ardından benliğin kaybedilmesinin etkisi alakasız bir şık olarak zaten karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Soru bir iş bu şekildeydi. Şimdi gelelim soru 2'ye. Yine aynı şekilde arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde bir anket başlatayım. Hangisini seçersiniz? Süreniz bunda da 1 dakika. Evet Ayşe,
Evler, var mı sizin de bir fikriniz? Sorun yaşıyorsun. Tamam. Şu an şey yapalım. Yayınlayalım. Tamam Ayşe. Şimdi ikinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan ipuçlarından birisi değildir demişiz. Kişisel mesafe değil mi arkadaşlar? Ardından göz teması değil mi? Yüz ifadeleri. Biliyorsunuz ki beden dili arkadaşlar ortalama yüzde kaç etki ediyordu? %55'i değil mi? Ortalama hani beden dili işte jest, mimikler etki ediyor iletişimde. Beden dili aynı şekilde ama yardımseverlik biliyorsunuz ki arkadaşlar sözel olmayan ipuçlarından biri değildir. Şimdi şöyle bir bakalım. Başka şöyle üzerinde durabileceğimiz soru tipleri, sorular. Şuna gelelim arkadaşlar. Yedinci soru. Yine aynı şekilde bir anket başlatalım. Tamam, öyle yapalım. Mantıklı gayet Murat. Teşekkürler. Şimdi ilk başta soruyu okuyayım arkadaşlar. Ben siz cevaplayın. Ayşe 20 yaşında bir epilepsi hastasıdır. Hastaneye götürülen Ayşe'ye doktoru bu hastalığı şu şekilde açıklamıştı. Epilepsili hastalarda beynin bir bölümündeki sinir hücreleri aşırı reaktif bir hale gelmektedir. Ve beynin sağ ve sol yarım küresi arasında bu reaktiviteyi ileten büyük sinir demeti lifleri vardır şeklinde devam eden bir açıklama yapmış. Tamam mı arkadaşlar? Doktorun büyük sinir demeti lifleri olarak bahsettiği yapı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Hangisi var? Pons, talamus, hipotalamus, corpus callosum ve amigdala arkadaşlar. Ardından ben anketinizi de başlatayım. Süreniz 2 dakika. Şimdi arkadaşlar cevap D şıkkı. Corpus callosum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle epilepsi hastalığı genellikle şöyle diyelim. Hani tam bir şey olmadı ama şöyle yapalım. Biliyorsunuz ki sağ ve sol yarım küreden oluşuyor. Ve bu iki hemisferi birbirine bağlayan ortada bir lif. Daha doğrusu sinir demeti lifleri var. Mesela epilepsi hastalarında sol yarım küre aşırı derecede reaktif hale geldiğinde sağ tarafa bu korpus kollosyum aracılığıyla iletir ve böylelikle epilepsi hastalığı meydana geliyor. Tabii ki modern tıpta şimdi ne yapıyorlar? İşte biliyorsunuz o sinir demeti lifini değil mi? Kesiyorlar arkadaşlar. Böylelikle hem sağ hem sol küredeki reaktivite birbirine aktarılmıyor. Böylelikle epilepsi konusunda da bir çözüm bulunuyor. Bu şu şekilde bunun cevabı da korpus kollosyum. Burada bileceğiniz işte pons var arkadaşlar. Talamus, hipotalamus. Bunlar yeri geldikçe zaten bunlar sorularımızda var. 4 gün boyunca zaten bunlara değineceğiz. Özellikle zaten bu sorular hani bu sene bu tarz bir soru gelebilir açıkçası. Şimdi amigdala'da biliyorsunuz arkadaşlar korkuyla ilgili. Diğerlerini de zaten işleyeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili çok sorumuz var. Şimdi bu soruyu da geçelim.
Gelelim arkadaşlar. Önemli soru tiplerinden bir tanesi. 10. soruyu okuyayım ben arkadaşlar. Şimdi sınıfta arkadaşlarıyla şakalaşan Aytuğ'a şakalaştığı arkadaşı kafasının arka tarafına şiddetli bir darbe vuruyor ve bu darbeye bağlı olarak da Aytuğ görme kaybı yaşıyor. Aytuğ'un görme kaybı yaşaması beynin hangi bölümüyle ilgili? A. Temporal, B. Frontal, C. Oksipital, D. Parietal, E. de Serebellum arkadaşlar. Anket başlatayım ben yine aynı şekilde. Herhalde 2 dakika fazla olmuyor. 1 dakika yeterli. Önemli soru tiplerinden bir tanesi bu. Gelebilecek soru potansiyellerinden bir tanesi, yerlerden bir tanesi. Arkadaşlar %83 oranında doğru cevap geldi. Oksipital lob. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani biliyorsunuz ki beyin takım yarım küreler şeklinde. Onu hatta şöyle bir gösterelim. Daha iyi olur. Başta ona bakalım da. Hemen açalım. Şimdi arkadaşlar burada hani bir takım bilgiler var. Şöyle büyütelim biraz daha. Hatta bunun ekran görüntüsünü falan almak istiyorsanız da alabilirsiniz. Çünkü bu önemli. Yani yine sınavda gelebilecek potansiyel yerlerden bir tanesi. Şimdi oksipital lob görüyorsunuz. Zaten ensemizin olduğu kısımda. O yüzden hani mesela bazen okullarda çocuklar, öğretmenler falan hani çocukların kafasının arkasına vuruyor ya, ense kısmına falan. Bu tehlikeli aslında. Çünkü görme değil mi? Görsel bilgi işleme okuma. Eğer burası darbe görürse arkadaşlar kör. Kör olma, kalıcı körlük ya da geçici körlük gibi durumlar yaşanıyor. Bu nedenle işte soruda da gördüğümüz üzere değil mi? Orada oksipital lob zarar görüyor ve geçici görme kaybı yaşıyor. Ardından arkadaşlar şurada işte frontal lob mesela gelmiş, ama frontal lob mesela akıl yürütme, problem çözme, karar verme, plan yapma, davranış ketleme, dikkati yönlendirme, kendini izleme, duyguları kontrol etme, motor becerileri. Temporal lob konuşma ve duyma, uzun süreli bellek, işitsel öğrenme, kelimeleri yeniden öğrenme, müzik farkındalığı gibi. Parietal lob ise duyguları işleme, değil mi? Şekil, renk, doku ayrımı, uzaysal algı, görme algısı, aritmetik yetenekler. Zaten beyin sapı sere yine bunlara sorulara değineceğiz. Ara ara notlar üzerinden de gideriz. Biz geri soruya gidelim. Buraya kadar anlaşılmayan bir nokta var mı? İyi gidiyor muyuz arkadaşlar? Hızlı mı ya da? Özellikle hani çıkabilecek soru potansiyellerinin üzerinde duruyorum. Bunlar hani kendi hazırladığım sorular. Bunlar da yayınlanacak zaten. Zamanda düşünüyorum. Tabii biraz daha hızlı oluruz. Ama dediğim gibi önemli olan soru çözmekten ziyade hani soruları irdeleyerek gitmek, ama gayet iyisiniz grup olarak. Bu soru bankası olduğundan dolayı hani buradaki sorular çok hani kolay da var, orta da var, zor da var. Şöyle bir bakalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bakalım ikinci bölümümüze gelelim. Yine geldi mi? Bu arada gelmedi. Test 2'ye geçelim. Oradaki soruları inceleyelim. Şu birinci soruya bakın arkadaşlar. Hangisi limbik sistemin bölümlerinden birisidir? Yine bu da potansiyel gelme ihtimallerinden olan bir tanesi. Frontal korteks, pons, cerebellum, corpus callosum ve amigdala.
Hangisi? Limbik sistemin bölümlerinden birisidir. Tamam mı? Tamam Umut, öyle yaparız. Hızlı bir şekilde şu anketi de başladı arkadaşlar süreniz. Evet arkadaşlar gayet güzel. Herkes doğru cevabı vermiş. Biliyorsunuz ki limbik sistem arkadaşlar bizim işte uyku, cinsellik vesaire tüm bunlarla ilgili, öğrenme ile ilgili değil mi? Bölümleri oluşturuyordu. Tabii frontal korteks zaten az önce gördük. Pons, cerebellum zaten biliyorsunuz. Corpus callosum'u da az önce gördük. Cevap tabii ki amigdala arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Gayet güzel. Şunları geçelim. Soruları. Şöyle zeka testleriyle ilgili yine baktığımızda soru çıkan yerlerden bir tanesi. Şimdi yeni bir çağdaş zeka testi hazırlayan psikometri uzmanı Ayda bir grup deneye. Bir kurşun kalemi kaç farklı şekilde ve nerede kullanırsınız listeye yazın demiş. Tamam mı? Ardından devam edelim. 10 dakika içerisinde özgün olmak kaydıyla özgürlük temalı kompozisyon yazın. Size teslim edilen krokide coğrafya özelliklere dikkat etmek kaydıyla örneğin uçurumlardan geçemezsiniz işaretli noktaya. Nerelerden kaç farklı yoldan ulaşırsınız? Görevlerini veren psikometri uzmanı Ayda aşağıdaki psikoloji kavramlarının hangisine dair bir ölçüm yapmayı planlamaktadır? Biraz hazırladığım zor sorulardan bir tanesi. Başladı arkadaşlar. Yani aslında şeyle paralel. ÖSYM sorularıyla paralel aslında sorular. Gayet güzel arkadaşlar. Cevap %100 E şıkkı zaten. Gayet güzel. Hepiniz doğru cevap verdiniz. Şimdi arkadaşlar zaten tüme varım. Akıl yürütmeyi biliyorsunuz değil mi? Tüme varım. Yani tüme varma. Tümden gelimdir. Zaten bütünden parçaya akıl yürütme şeklinde. Yakınsak düşünme daha çok ezberci diyebiliriz aslında. Ezberci kısacası düşünme diyebiliriz değil mi? İşte edilimsel öğrendi. Zaten bu şıklarla alakasız hani bir çeldirici. Bıraksak düşünme ise arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir değil mi duruma karşı işte akıl yürütebilme, yaratıcı düşünme bu gibi durumları ölçmekte yani işimize yarar bıraksak düşünme. Ve burada da gördüğünüz üzere sorular zaten bu şekilde. Hani kaç farklı yoldan ulaşırsınız ya da özgürlük temalı kompozisyon yazın ya da kaç farklı şekilde nerede kurşun kalemi kullanırsınız. Bunların hepsi değil mi yaratıcı, özgün bir düşünmeye yönelik. Değil mi? Bir ölçüm yapmaya planlıyor. O yüzden bıraksak düşünme diyoruz. Gayet güzel.
Devam edelim. Şöyle hızlı bir şekilde. Sorulara geçelim. Biraz da üzerinde durabileceğimiz olanlar varsa. Aslında hepsini çözmekte ama biraz daha hani grubun seviyesi yüksek olduğundan dolayı biraz daha hani böyle şey sorular çözebilsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Yine gelelim şu soruya. Yine gelme potansiyeli yüksek nörotransmitterlerle ilgili soru arkadaşlar. Şu 13. soruya bakalım arkadaşlar. Yine nörotransmitterlerle ilgili sorular gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Başlatıyorum arkadaşlar. Siz buna cevaplarken ben de aynı şekilde soru seçim. Hayır Ayşe, fizyolojik psikoloji çözmeyeceğiz. Aynı zamanda şöyle daha çok üzerinde hani sınavda çıkabilecek yerlere yoğunlaşıyorum. Ama farklı sorular da çözeceğiz zaten. Özellikle hani bunun üstünde durmamın sebebi biraz daha hani bunların üzerinde soruların yoğun bir şekilde gelmesi biliyorsunuz. Onun haricinde biraz da sosyal psikolojiye değineceğim. Zaten daha 4 gün boyunca soru çözeceğiz. Hani farklı sorular da var zaten. Sıkıntı yok. Hani yavaş yavaş gidelim. Hani çok fazla acele etmemize gerek yok. Hani bol bol soru çözeceğiz yani bu konuda. Şüpheniz olmasın. Tamam mı? Şimdi ön beyinde yoğunlaşan, yeni anıların oluşumunda etkin rol oynayan ve hipokampüs. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bu yeni neydi? Bilgilerin oluşmasında değil mi? Yoğun olarak bulunan ve azlığında Alzheimer gibi hastalıklara yol açan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada cevap zaten biliyorsunuz ki asetilkolin değil mi? Dopamin gibi işte mesela bunun fazlalığında ne olurdu arkadaşlar? Fazlalığı neye sebep olurdu biliyor musunuz? Dopaminin fazlalığı. Bilginiz var mı? Dopaminin fazlalığı neye sebebiyet veriyor? Şizofreni gayet güzel. Peki bir de şöyle ek bilgi vereyim. Peki şizofrenin sebebiyet veriyor. Peki dopamin hangi yani ön beyin mi? Orta beyin mi yoksa arka beyinden mi üretiliyor? Bunu bilen var mı? Ön mü, orta mı, arka beyin mi? Hangisinde bileniniz var mı? Yok. Limbik sistemde değil. Yani orta beyinde arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hani belki sorulabilir. Geçen sene işte Wernicke Broca alanını falan sormuştu hatırlıyorsanız. Yani böyle bazen uç bilgiler falan gelebiliyor. Aklınızda olsun dopamin orta beyinden salgılanır ve fazlalığı da şizofreniye sebebiyet verir. Tamam mı arkadaşlar?
Şöyle gelelim, hani farklı sorular çözelim. Şunun özellik şu soruya bakalım arkadaşlar. Özellikle ÖSYM bu, yani hem eğitim bilimlerinde hem de bizim PDR-AVT'de üzerinde niyeyse durduğu ekolojik kuram sorusuna gelelim. Biraz büyük olduğundan dolayı şu an nasıl görülebiliyor mu peki? Görüyor mu arkadaşlar bu? Yoksa küçük mü kaldı baya? İyi mi? Tamam. Bazı arkadaşlarınız için de ben okuyorum hemen. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencilerin gelişim psikolojisi dersine giren öğretim üyesi İbrahim sınavda ekolojik kuramla ilgili boşluk doldurmalı sorular sormuştur. Bu soruları nokta nokta ilk boşluk sosyo tarihsel koşulların, yaşam boyu geçişlerin ve çevresel olayların nasıl bir örüntü içinde gerçekleştiği sistemdir. İkinci olarak ikinci boşluk bireyin nokta nokta bireyin içinde yaşadığı ortamdır. Bu ortam kişinin ailesi, akranları, okulu ve mahallesi gibi bağlamları içerir. Sosyal aktörlerle, örneğin ebeveynlerle, akranlarla ve öğretmenlerle doğrudan etkileşimleri içerir. Üçüncü boşluksa nokta nokta kişinin aktif rolünün olmadığı bir sosyal ortamla kişinin yakın bağlama arasındaki bağlantılardan oluşur. Örneğin evde bir kocanın veya çocuğun yaşantıları, annenin iş yaşantısı bu sistem içerisinde değerlendirilir. Doğru cevaplamak isteyen öğrencilerin sırasıyla hangi cevapları vermesi gerekmektedir? Bu şekilde. Anketi de başlatalım ayrıca. Başlattım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cevap A şıkkı. Büyük çoğunluğunun zaten verdiği cevap gibi. Şimdi özellikle ÖSYM son zamanlarda biliyorsunuz bu dediğim gibi ekolojik kuramla ilgili soruları çok fazla soruyor. Gerek eğitim bilimleri gerekse bizim PDR-AVT'de sordu bunları. Şimdi ilk başta şöyle bir görelim. Kuramı nasıl bir yapıda olduğunu görelim arkadaşlar. Gözümüz önünde dursun. Şöyle büyütelim. Arkadaşlar çocuk değil mi? Merkezde. İşte daha sonra ne var? Mesela işte okul değil mi? Aile var. Daha sonra akrabalık bağları var değil mi? Biraz daha büyütelim. Mikrosistem. Daha sonra mezosistem zaten bununla ilgili olanlar değil mi? Egzosistem var. En dışta da makro sistem var zaten gördüğünüz üzere. Kitle iletişim araçları, kültür, işte değerler vesaire bunların hepsi değil mi? Makro sistemi oluşturmakta. Şimdi sorumuza gelelim biz. Hızlı bir şekilde.
Zaten bunun en dışında olan da krono sistem arkadaşlar bu arada. Şimdi tarihsel koşulların, yaşam boyu geçişlerin ve çevresel olayların nasıl bir örüntü içinde gerçekleştirdiği sistemdi. Bu en dışta olan krono sistem oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani hepsini içerisine alıyor. Şöyle baktığımızda zaten direkt iki şıkka indiriyoruz zaten. Ardından bireyin içinde yaşadığı ortamdır. Az önce hemen zihninize getirin arkadaşlar. Sizce bu makro muydu, mikro muydu? Merkezindeki hangisiydi? Mikro değil mi? Buradan da mikro sistem diyoruz. İçinde yaşadığı ortam ailesi değil mi? Akranları, okulu, mahallesi gibi bağlamları içeriyor. Ardından üçüncü olarak da ekosistem zaten. Yakın bağlamı, aktif rolünün olmadığı bir sosyal ortamla bağlantılarından oluşan da ekosistem. Cevap arkadaşlar, büyük bir oranınızın cevap verdiği gibi. Gayet güzel. Hani sınıfın şey güzel. Seviyesi güzel. Şimdi gelelim diğer soruya. Biraz daha büyütelim soruyu. Şimdi okuyorum arkadaşlar sizin için. Şimdi Ramazan havalı tabanca kategorisinde ülkemizin olimpiyat takımındadır. Ramazan Polingon'da tek başına çalışırken 5 atışta 3 hedef vurmakta, performansını tam olarak yansıtamamaktadır. Fakat katıldığı olimpiyatlarda 5'te 5 yaparak rekor kırmıştır. Yukarıda verilen durum sosyal psikolojide hangi kavram ile açıklanmaktadır? Sosyal engelleme, sosyal hızlandırma, sosyal kaytarma, sosyal etki ve seyirci etkisi arkadaşlar. Hemen anketimizi de açalım. Şimdi arkadaşlar burada genelde biraz sanki çeldiriciye düşülmüş gibi. Sadece iki doğru cevap var. Cevap B şıkkı arkadaşlar, sosyal hızlandırma. Seyirci etkisi neydi, hatırlayan var mı? Yani bunun cevabı B arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim size. Burada cevap B şıkkı. Evet, gayet güzel. Ayşenur gayet. Şimdi arkadaşlar olay şöyle. Kısacası anlatayım. Kadının ismi yanlış hatırlamıyorsam Kitty diye bir kadın. Tamam mı arkadaşlar? Kitty Genov ismiydi. O öyle bir şey olması lazım. Şöyle bir şey yazılıyordu herhalde. Bu kadın arkadaşlar ortalama yanlış hatırlamıyorsam New York şehrinde. Yani mantığını anlatayım mı? New York şehrinde işte bir caddede yürürken tek başına işte bir nasıl diyelim, bir suçlunun işte ilk başta bıçaklıyor arkadaşlar. Ardından bakıyor hiç, yani ışıklar açılıyor yani ve bakıyor, hani binalar fark ediyor aslında değil mi? Yani kadına bir saldırı olduğunu ama kimse yani hiçbir şey yapmıyor. Ardından suçlu kaçıyor, bakıyor herhangi bir yardım vesaire yok, hiçbir şey yok. Geliyor bir de kadına tecavüz ediyor maalesef ki. Ve bu olaydan sonra da hani bir araştırma yapıyorlar ve diyorlar ki hani tamam, gören 30 mu, ortalama 40 kişi var.
ama bunların hiçbirisi de yardım etmiyor kadına. Bu nedenle işte seyirci etkisi demişler. Yani aslında mantığı şu. Yani ne kadar çok kişi olursa o kadar ki o sorumluluk, yardım ihtimali yayılır. Yani işte burada kaç kişiyiz? 8 kişiyiz. Yani 8'inde, yani 8 kişi toplamda, yani herhangi bir sorun yaşayan birisine 8'imiz 8'e de bölünür yani. Diyelim ki %100 yardım etme olasılığımız varsa 8'e bölünür bu. Yani 100 bölü 8 diyebiliriz aslında. Yani mantığı bu şekilde. Hani öyle değil de hani demek istediğim şöyle, yani %100 yardım ediyorsak o 8'e bölünüyor. Yani yüzdelikler hepsinde paylaşılıyor arkadaşlar. O yüzden burada unutmayın, seyirci etkisi olamaz. Yani çünkü yukarıda seyirci etkisiyle ilgili herhangi bir şey yok. Buradaki cevap zaten sosyal hızlandırma oluyor. Yani seyirci tarafından, yani oradaki olanlar tarafından değil mi? İşte ne yapıyor? Beşten, yani beş atışta üç vuruyorken, fakat olimpiyatlarda ne yapıyor bu? Beşte beş yaparak da rekor kırıyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu seyirci etkisi daha farklı bir durum. Anlaşıldı mı arkadaşlar burası? Var mı bir sıkıntı buraya kadar anlaşılmayan bir nokta, bir husus? Var mı Ayşe? Ayşe, 3 tane Ayşe Nur var. Ebrar, Murat, Rabia ve Umut. Var mı anlaşılmayan? Yani dikkat edin, böyle bir soru gelirse, bu tarzda bir soru gelirse dikkat etmeniz gerekiyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar 6. soruya bakın. 6. soruda da şu var. Yine güzel sorulardan bir tanesi. Genel psikoloji alanında yüksek lisans yapan Emre, sosyal psikoloji dersini çalışırken gözüne yapılan bir çalışma takılmıştır. Bu çalışmada Ku Klux Klan tipi elbiselerle örtülmüş deneklerin öğrenci rolündeki kişiye normal kıyafetler içerisindeki deneklere göre daha uzun süre elektrik şoku verdiğini okumuştur. Yukarıdaki deneyde sosyal psikolojinin hangi kavramı vurgulanmaktadır? Başlatıyorum anketi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Ku Klux Klan tipi kıyafetler, şöyle gösterebilirim. Hani biraz daha zihninizde oturması için işaretleyin. Dakika. Şu kıyafetler arkadaşlar. Ya bununla ilgili bir deney var bu arada. Oradan hani esinlendim. Yani şimdi bunu düşünün. Bu kıyafetlerle. Bu arada merak edenler böyle bir deneye bakabilir arkadaşlar. Yazınca çıkıyor. Amerika'da böyle bir deney uygulanmış sosyal psikolojiyle ilgili. Yine farklı farklı cevaplar geldi. Evet Rabia, sen de işaretleme yaparsan yayınlayacağım anket sonuçlarını. Şimdi arkadaşlar burada cevap iki kişi doğru cevap vermiş arkadaşlar. Şöyle buraya baktığımızda, bu arada tebrik ediyorum arkadaşlar. Doğru cevaplayan arkadaşlarımız da. Tabii ki yanlış yapmak hani bu konuda
Sıkıntı değil. Hani sonuçta bizim için yanlış aynı zamanda doğruyu öğrenmeye götüren birer basamaktır arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar şöyle cevap kimliksizleşme. Şu kimliksizleşme olayını nasıl anlatabiliriz? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki belki hatırlıyorsanızdır anonimleşme, değil mi? Diye bir olay var. Şimdi anonim bir insan arkadaşlar diyelim ki bu kişinin, bu işi yapan kişinin hiçbir kimliği, adı, sanı, işte parmak izi bile yok. Yani o zaman arkadaşlar böyle bir insan ne yapabilir? Her şeyi yapar değil mi? Yapar mı arkadaşlar? Yani düşünün bir insan anonim, hiçbir şekilde tanınmıyor, bilinmiyor, kim olduğuna dair bir bilgi yok. Peki böyle insanlar daha kolay mı bir suç işler yoksa daha az mı suç işler? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Değil mi? Yani daha kolay işler değil mi? Anonim bir insan. Düşünün hiçbir şekilde yani kaydı yok, kimliği yok. Yani kimse tarafından bilinmiyor, tanınmıyor. Yani şimdi bu elbiselerle düşünün örtülmüş denekler ya da işte bunlara gerek yok yani. Kar maskesi diyelim ki mesela hiçbir şekilde bilinmiyor. Ve öğrenci rolündeki kişiye normal kıyafetler içindeki deneklere daha uzun süre elektrik şoku vermesi kimliksizleşme arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde bu kişinin kimliği bilinmiyor. Çünkü elbiselerle örtülüyor, yüzü işte hiçbir şekilde tanınmıyor, bilinmiyor. Böyle olunca kimliksizleşen yani anonimleşen insan mesela günümüzde biliyorsunuz şeyler de var. Hani bir takım bazı uygulamalarda falan bile anonimleşme şeyleri var yani. İşte bazen bazı uygulamalarda falan kimliksizleşme, anonimleşme durumları var. Böyle olması işte maalesef ki sıkıntı. Aynı zamanda mesela yine biliyorsunuz ki Twitter'dır değil mi? İşte Facebook'tur ya da Instagram'dır yine sahte hesaplar var değil mi? Hani böyle görüyorsunuz yorumlarda falan bol bol olabiliyor bazen. Bunlar işte kimliksizleşme dediğimiz şey bu oluyor arkadaşlar. Ve işte sosyal uyum arkadaşlar biliyorsunuz gruba uyma değil mi? Sosyal kaytarma mesela nedir? İşte 5 kişi çalışıyor değil mi? Genelde bir kişi kaytarır. İşte ne de olsa diğerleri işte çalışıyor. Benim çalışmama gerek yok değil mi? Yine sosyal etki, yine gruptan kaynaklanan etki. Aniden beliren normda böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yani benim kendi böyle çeldirici yazdığım bir şeydi, cümleydi. Olur, öyle yapalım. Şimdi sosyal uyum, sosyal mesela etki. Yine aynı şekilde az önce anlattığım gibi gruba bağlı bağlılaşma arkadaşlar. Hani bir mesela diyelim ki bir grup hani şöyle söyleyeyim. Hani derler ya hani tabiri caizse koyun sürüsü değil mi? Yani ne yaparsa ona uyum şeklinde. Aynı şekilde sosyal uyum da buna benzer bir durum. Yani bununla ilgili dediğim gibi sorularımız var. Daha soruları çözeceğiz. Hani bunları teker teker üzerinde zaten anlatacağım. Zaten dikkat ettiyseniz birbirini tamamlayan sorular var işlerinde, tamam mı? Bunlara yönelik yaparız. Bir yandan şeyi de tutturamadım. Hızlı gidelim, yavaş gidelim falan. Biraz daha fazla soru çözmek istiyorsunuz diye bazen hızlı hızlı geçiyorum. Hangilerinin olduğunu söyleyeyim, detaylı bir şekilde anlatalım. Şimdi mesela bu çözdüğünüz soru bir önceki soruya benzerdi. Yine aynı şekilde Alzheimer hastalığını internette araştırmış ve nörotransmitterlerin değil mi azalması beyinde ciddi bellek kayıpları oluşturmuş. Sizce hangisiydi arkadaşlar? Bunu da kısa bir hatırlayalım. Hızlı bir şekilde yazın bunu. Yazmanız da faydalı olur. Buna benzer çözmüştük. Hayır Umut, dopamin değil. Yine karıştırdın orada. Dopamin değil. Dopamin farklı bir durum. Farklı bir şey. Zaten adı üstünde dopamin. Değil mi? Asetilkolin olacak. Bu da gelme ihtimali yüksek. Peki hızlı bir şekilde şöyle bir bağlantı kurayım. Hangi limbik sistemde daha çok bulunuyordu? İşte amigdala vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet, hipokampüs değil mi? Söylemek istemedim de gayet güzel. Hatırlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar aklınıza zaten şeyden gelsin. Hipokampüs.
Kampüsten aklınıza gelsin. Üniversitelerin biliyorsunuz aslında hani yerleşkelerine ne deriz? Ne deriz? Hani fakülte falan değil. Hani toplamına kampüs deriz. Üniversiteler bilgi yuvası olduklarına göre değil mi? Oradan aklınıza direkt hipokampüs gelsin. Bakalım arkadaşlar. Bir ara verelim arkadaşlar, tamam mı? Dersimize bir ara verelim. Durduralım kaydı.